Arkadaşlar merhaba 4 Ekim Çarşamba İngiltere Campton yarışlarıyla birlikteyiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. 9 koşulu program var Campton'da. İlki 18.30'da başlıyor. Birinci altılı yanında başlamış olacak birinci koşuyla. Tüm yarışlarda sentetik piste koşulacak. Birinci koşuda da 2200 metre mesafeli Maiden koşuda ben 3 safkanı ön plana çıkarıyorum. Bunların ilki e, 6 numaralı Elle Donna. Sonra 10 numaralı e, Without Remorse. Ve son olarak da üstünde apprentice olsa ilk iki koşusunda e, oldukça tatminkar bir performans sergileyen 3 numaralı Another Beautiful diyeceğim. Yani e, üstünde iyi bir jockey olsa mesela Murphy gibi e, burada e, Havlin gibi aslında tek de önerebilirdim ama çok epeyce acemi bir apranti var üstünde 3 Üç numara 3. tercihimde öneriyorum sıralamam 6 10 ve 3 oldu 1. koşu için İkinci koşuda da 2200 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 4 at değerlendirmeme aldım. İlk olarak Roserain idaresindeki 8 numaralı Mayfair Gold diyeceğim sonra 12 numaralı e, Mordor 10 numaralı Alice Kayvet William Bukile ve son olarak da e, 1 numaralı Perseverance yine şanslı gördüğüm safkanlar yani çok ağır 63.5 kilo ama e, burada gözüken koşulların haricinde hurdle koşularda koştu orada da e, ağır e, Jockey ile koştu yani a, kiloya alışık e, kısacası dolayısıyla onu da e, yazmak lazım ikinci koşudaki sıralamam 8-12-10 ve 1. Üçüncü koşu yedili plasende ilk ayağı 1930'da başlıyor Kentunda 1200 metre mesafeli şartlı koşuda 12 tayı izleyeceğiz e, zor bir yarış 3 tayla geçmeye çalışacağım önceliğim e, ilk kez koşacak olan 11 numaralı Ureşi olacak. İyi bir e, ekürünün tayı ve e, Balding'in antrenörlüğündeki tay 11 numaram. E, benim favorim. Rakiplerim e, 4 numaralı Hannes Dezer ilk iki yarışında beşincilikte kaldı. Özellikle son e, yakın yakınlara bir, bir buçuk boyla beşincilikte kalmıştı. iyi bir ekürünün Safkan'ı ve Frankl Şamardal. Şahane bir orijin. Yazmadan olmaz. ve son olarak da 9 numaralı e, Nepellation diyeceğim. James Doyle idaresinde ve yine iyi bir e, ekürünün safkanı ve özellikle Kumpis'te kazanma oranı çok yüksek bir ekürü. 9 numara. E, Sıralamamda 11, 4 ve 9 oldu. 3. koşu için burada ne var? Sıralı üçlü Bayis var. İki hatta yazmıştım e, değerlendirmem ama üçlü Bayis var. O zaman e, onları söylemiyorum ve dördüncü koşuya ikinci altılı ganyanın ilk ayağına geçiyorum. Yine iki yaşlı İngiliz taylarının e, 1200 metre mesafeli maiden koşuda 12 Tayı izleyeceğiz. Burada ben 5 e, tay değerlendirmem aldım önceliğim Godolphin'dekiüs'ünün e, tayı 12 numaralı Warsong rakiplerinden e, bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. İlk koşusunda biraz eksikleri vardı. Dördüncülükte kaldı. E, bugün için daha iyi koşacaktır. Hani Night of Thunder yani aygıra baktığımda e, çim pistte daha başarılı benim e, gözlemime göre ama bu rakiplerinin yanında yine favorim 12. Rakipleri 7 numaralı Let's Get M ki 2 yarış koştu. Son yarışı 8.liğine ölçü almıyorum. Doncaster'da klas 2 bir koşuda koştu. Çok daha zorlu grupta. Bugün ilk kez kumpiste çıkacak. 7 numara 12'nin ilk ciddi rakibi bana göre. Sonra 6 numaralı Carraf 3 numaralı Durham Castle. ve 11 numaralı deadline e, sırasıyla şanslı gördüğüm taylar e, 4. koşuda 12 7 6 3 ve 11. 5. koşu da 1200 metre mesafeli şartlı koşu. Burada e, iki safkan değerlendirmemi aldım ama 1. altılı ganyanımda tekim yok burada tek bıraktım 1. altılı ganyanda. Ki gününde büyük favorilerinden biri 6 numaralı e, Mischief Magic. E, yani çok daha e, güzel gruplarda yani şu ana kadarki performans şahane. Son 8likleri çok daha zorlu gruplarda grup yarışlardaydı. Bugün için William Buick'le ile kazanmaya yakın. Dediğim gibi birinci altılı yanında tek bırakmış olsam da ikinci altılı şablonumda altının yanına 7 e, Never Just A Dream'i de yazdım. James Doyle idaresinde ikinci altılı Ganyan için 6 ve 7 diyorum 5. koşuda. 6. koşuyla birinci altılı Ganyan sona eriyor. 1400 metre mesafeli handikap koşuda 14 at yarışa kayıtlıydı. 5 numara çıktı. Burada sıra numarasına göre 6 at değerlendirmemi aldım. 1 numaralı Ezzan 3 numaralı 4 e, 4 yıl Dirty Old Town 6 numaralı Dionsay 7 numaralı Cross Nest 8 numaralı Kyver ve 9 numaralı Saturnali eşit şans olarak gördüğüm safkanlar 6. koşuda 1 3 6 7 8 9. 7. koşu 1600 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 5 e, safkan değerlendirmemi aldım. Yine sıra numarasına göre söyleyeceğim. 1 numaralı Behind the Scans, 4 numaralı Dam Park, 7 numaralı Monte 9 numaralı Power of Gold ve 10 numaralı Made in Kentucky eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 7. koşuda 1, 4, 7, 9, 10. 8. koşuda 1600 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 14 safkan yarışa kayıtlıydı. 7 numara çıktı. 2 at yazdım değerlendirmeme. Bunların ilki 4 numaralı Ibiza Rags, Diğeri de 2 numaralı Green Power oldu. 8. koşuda 4 ve 2 diyorum. Campton Park'ta son koşu 22.30'da başlıyor. 1200 metrede koşulacak koşuda 12 atı izleyeceğiz. Burayı da 2 atla geçmeye çalıştım ki zor bir koşu zaten. Baktığımızda hepsinin handikapları 50 civarında. Burada Daniel Muscat ve Ossie Murphy'nin bindiği atları ben değerlendirmeme aldım. Bunlar 3 numaralı Reeve de Margaret ve 4 numaralı Jerkin oldu. Son koşuda 3 ve 4 deyip bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki kaydı muhtemelen Indiana polis yarışları olacak. Orada görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.